Efendim iyi akşamlar. Bir Sesli Düşünce programıyla daha karşınızdayız. Sizlerin yeniden karşısında olabilmekten oldukça mutlu ve şeref duyuyoruz. Bugün yanımızda çok kıymetli bir hocamız var. Cevdet Evin bizimle beraber. Bugün kendisiyle pandemi sürecinde eğitimden bahsedeceğiz. Online eğitimi konuşmaya çalışacağız. Açıkçası hem öğrenci kardeşlerimizi hem velilerimizi çokça ilgilendiren konular üzerinde duracağız. Tekrardan hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Cevdet Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür nasılsınız ederim, hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir özel okulda rehber öğretmendiniz hocam. Evet, hocam. Birazcık siz kendinizden bahseder misiniz izleyiciye? Hocam, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bir yüksek lisans sürecim oldu. Daha sonra bir özel okulda sınav grubuna rehber öğretmen olarak şu an çalışmaya devam ediyorum. Belli bir süre dahilinde sınav gruplarıyla çalıştım. 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinden, daha sonraki alt gruplar 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerin rehber öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyorum. Yani özellikle birçok zamanınızın birçok kısmını sınav grubu öğrencileriyle değerlendiriyorsunuz. Aslında benim de ilgimi, dikkatimi çeken nokta burası. Biz bir sınav ülkesiyiz. Her dönemin sonunda ilkokul devlet parası yatılı olur, LGS olur, ortaokulun sonunda yine lisenin sonunda TYT olur, üniversitenin sonunda KPSS olur. Hocam her dönem sınavlarla haşır neşir olan bir ülke, bir öğrenci kitlesi var. Haliyle burada sınav grubu öğretmeni olmak da hem zor hem de aslında sürekli sizin aktif olduğunuzda bir alan değil mi hocam? Evet. Yani baktığımız zaman. Bu da bizim ilgimizi çekti. Dedik ki Cevdet hocamıza biraz herkesin problemi olan sınavlardan, eğitimden, pandemi sürecinde nasıl ders çalışacaklarıyla alakalı konuşalım istedik. Cevdet hocam, özellikle bu arada soruları olanlar olursa, soru sormak isteyenler de Kanal 42 Facebook canlı yayın üzerinden bizlere sorularını iletebilirler. Hocam, malum pandemi sürecindeyiz. Epeydir, geçen sene Mart'tan beri bu problemi, bu sıkıntıyı yaşıyoruz ve hala da devam ediyor. Yine okullar eğitime ara verdi ama sınava ara vermiyoruz. Evet. Sınav süreci devam ediyor. Öğrenciler uzaktan da olsa, online da olsa ders çalışmaya devam ediyorlar. Hocam, sizin açınızdan bu süreç nasıl gidiyor? Hocam şöyle başlayalım. Sınav sistemi gerçekten Türkiye'nin gençlerinin önüne çıkan sürekli bir sorun. Bugüne kadar karşılaştığımız, eğitim noktasında eleştiri yaptığımız bir süreç. Aslında bu sürecin önüne geçebilir miyiz? Uzun vadede geçemeyiz gibi duruyor. Bizim burada yapmamız gereken önemli şeylerden biri, bizim eğitim noktasındaki ezberlerimiz aslında çok kuvvetli. Nasıl? Anne ve babalarımız toplumdan duymuş olduğu birçok materyali çocuklarının üzerinde eyleme dökmeye çalışıyor. Ama biz bu ezberlerimiz üzerinden bunları eleştirir veya bunları araştırarak önüne geçebilirsek daha yaygın olacaktır. Çünkü her öğrenci özeldir ilkesiyle bakıyoruz biz. Çünkü öğrenmenin modellemesi her öğrencide farklıdır. Nasıl bir doktora gittiğimiz zaman her hastalığa illaki farklı ilaç veriyor veya farklı bir şekilde kullanmamızı söylüyorsa, her öğrenciye oluşturulabilecek bir ders çalışma programı, her öğrencinin bir öğrenme stili de farklı olacaktır. Bu yüzden biz aklımızdaki ezberlerin önüne geçip bu şekilde eğitim tarzlarını geliştirmemiz gerekiyor. Anne baba toplumdan duymuş olduğu bir şeyi direkt eve geldiği zaman çocuklarının da aynı şekilde yapmasını düşünüyor. Ve bu noktada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Acaba ben kötü anne baba mıyım? Algısı oluşmuş oluyor. Ben çocuğuma özel ders aldırmıyorum ama komşumuzun çocuğu özel ders aldırıyor. Bu noktada bizim de özel ders aldırmamız gerekiyor diye bir düşünce çıkıyor. Bu ezber mantığından çıkıp daha çok çocuğumuzun ilgi alanları hangisi, çocuğumuzun öğrenme yöntemleri nasıl, bu noktada hareket etmemiz gerekiyor. Mesela şu an günümüzün de sürekli ortaya çıkan bir şey online eğitim. Uzaktan eğitimden bahsediyoruz. Uzaktan eğitim, biz toplumsal olarak aslında henüz tam anlamıyla geçebilmiş değiliz. Dünya dijital eğitime bizden daha önce geçmiş durumda. Çünkü bizim kültürel yapımız, işin gerçeği, yüz yüze eğitime daha uygun. Nasıl yüz yüze eğitime daha uygun? Çünkü biz bir taraftan kolektif bir toplumuz, diğer taraftan da hiyerarşik bir yapımız var. Şimdi kolektif toplum özelliğimizden kaynaklı bizler bireyciliği çok sevmiyoruz hocam. Toplum olarak bizim en çok sevdiğimiz şey aidiyet duygusunu kavramak. Daha sonra aidiyet duygusuyla birlikte biz akran ilişkilerini, kaynaşmayı çok seviyoruz. Bununla birlikte biz gençlerimize bugüne kadar araştırıp öğrenmeyi,
kendi öz denetimlerini sağlamayı göstermedik. Bunları da sağlayamadığımız için biz tepeden inme, yani bir bilginin olması gerekiyor. Biz buna şu an öğretmen diyebiliriz veya bir eğitim koçu diyebiliriz. O kişilerin olup daha sonra öğrenme isteği olan kişilere bunun altyapısını sağlamamız gerekiyor. Bu da bizim hiyerarşik yapıya alışmamızdan kaynaklı bir durum. Hocam anladığım kadarıyla şöyle bir problem var bizim halkımızda. Kulaktan dolma bilgilerle öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya da bir veli olarak çocuğumuza, işte hep bizim örneklerimizde var, komşunun oğlu şöyle. Evet. Aslında komşunun oğlu belki ismen bu kelimeyi kullanmıyoruz ama işte bir mahallede otururken, bir belki otobüs durağında beklerken ya da bir akrabamızdan duyduğumuz işlerle sınava çalışma metotları geliştiriyoruz, evet, çocuklara, değil mi, ister istemez. Bu işi uzmanlara bırakmıyor gibiyiz biraz da biz. Aslında belki de bıraksak uzmanlara işimiz daha da kolaylaşacak. Bir de hocam şey dediniz, biz yüz yüze eğitime alışık bir milletiz. Yani online eğitim aslında bizim fıtratımıza da ters gibi, evet, duruyor, değil mi? Yani online eğitimin, şöyle söyleyeyim. Şimdi bizler biraz daha genç yaştayız. Özellikle sınava hazırlanan grubu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bir rehber öğretmen olarak siz bu psikolojileri yaşadınız aslında hocam. Yani bugünkü modern anlamda, yani bugünkü yaşadığımız sınav problemlerini, kaygılarını yaşadınız siz de. O yoldan geçerek bir tecrübe edindiniz. Burada sizin avantajlı olduğunuzu da düşünüyorum. Evet. Örneğin 50-60 yaşındaki bir rehber öğretmen belki tecrübeli olabilir ama bizler şu anki gençlerle aynı kaygıları yaşadık. Onları biraz daha iyi anlayabiliyoruz, hı-hı, gibi geliyor bana. Peki hocam, şöyle bir soruyla devam edeyim aslında. Siz sizin zamanınızda olsaydı, yani siz lisedeyken, siz ortaokuldayken böyle bir hastalık ortaya çıksaydı ve uzaktan eğitimle, online eğitimle devam etmek zorunda kalsaydınız, nasıl bir tepki verirdiniz, ne yapardınız, hı-hı, ne diyebiliriz hocam? Hocam, konuya şuradan tekrar bağlayalım. Hı-hı. Şimdi online eğitim sürecinde bizler nasıl şu an yeni dönem 21. yüzyılda ne gibi sıkıntılar çekiyoruz? Şu anki çocuklarımızda veya gençlerimizde öz denetim algısı yok hocam. Öz denetim olmadığı için, yani nasıl öz denetim yok? Çünkü bir kontrol mekanizması vardı. Okullara gidildiği zaman öğretmen ödevlerini kontrol ediyor. Daha sonra çocuklarımıza ceza ve ödül yöntemi uyguluyor, rekabet oluşturabiliyor. Daha sonra ödevlerini ve yapmış olduğu soru çözümlerini kontrol ederek ilerlemeye gidiyordu. Hı hı. Fakat şu an günümüzde çocuklarımız eve kapandıktan sonra öz denetim becerileri olmadığından dolayı bu iş biraz da ailelere kaymış oldu. Ailelere kaydığından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bizim zamanımız aslında çok geçmiş bir zaman değil ama biz öz denetime sahip, yani otokontrolü sahip gençlerdik. Öyle söyleyebilirim. Neden? Çünkü biz çok dijitalleşememiştik. Yani bizim lise zamanımızda Android telefonlar ya da internetlerin bu kadar yaygın olduğu dönem yoktu. Bilgisayarlarımızda modeme bağlıydı ve modem çalıştığı zaman belli bir ücret karşılığında ve normal tuşlu telefonların, ev telefonlarının kapandığı bir dönemdi. Bizler bu dönemde kendimiz kütüphanelere gidip araştırma yapabiliyorduk ve öz denetimimiz daha çok yüksekti. Yani ailelerimiz bizim ödevlerimizi çok fazla yapmıyordu. Biz kendimiz sorumlu olduğumuz halde gidip bu ödevleri yapabiliyorduk. Aslında biz de tam uzaktan eğitimi, yani online eğitimi verdiği sıkıntılar da bu. Yeni nesil dediğimiz 21. yüzyıl gençlerinin asıl kaygısı kendi otokontrollerini, kendi öğrenme becerilerini aslında kazanamamış olmasından kaynaklı. Biz bu öz denetimi, öz iç disiplini öğrencilerimize kazandırdığımız zaman, bunları da belli periyotlar halinde kazandırabiliriz. Kazandırdığımız takdirde online eğitiminin aslında çok zararlı olmadığını, faydalı yönlerinin de olduğunu görmüş olacağız. Hocam kesinlikle bunun sanki bu öz denetim meselesinin bir geçmişi muhakkak vardır. Yani geçmişi derken sizler çocukken, erken çocukluk döneminde bile yetiştirilme tarzınız da aslında, evet, biraz şartlara itibariyle bizlerin zor olması ve artık bir şeyleri kendi kendine yapmak zorundasın. Çünkü hayatını devam ettirebilmek istiyorsan olumlu manada kendin gideceksin. Yani en basit bir örneği vereyim. Aileniz kaç kere sizinle mesela şeye gelmiştir, bir sınava birlikte sizinle katılmıştır mesela? Yani çok uzak olmadığına takdirde çok nadiren değil sınavlara mi geliyor. Değil. Ama günümüzde baktığımız zaman bütün sınavlarda, en basit sınavlarda ya da işte özel öğretim kurslarında yapılan sınavlarda bile
aileler sürekli olarak öğrencilerinin yanında. Ailece gelenler var. Evet. Ailece geldikleri için de işte çocuğun kaygı ve stres seviyesi evet. burada daha çok yükselmiş oluyor. Değil mi? Sürekli yanında birini aramaya başlıyor. Evet. Yani destek olacak birilerini. Biz çocuklara destek olunmasının tabii ki taraftarıyız ama sanki bu yaşlardan itibaren çocuklarda bu kendi kendine yetebilme, bir şeyleri becerebilme mekanizması gelişmezse, geliştirilmezse günümüzde olduğu gibi çocuk derse katılmaz, online derse katılmaz, hocasını kandırabilir, evet. telefonu açıp bırakabilir ve aile sürekli takip etmek zorunda kalır. Yani böyle bir şey de bizim bir problemimiz gibi. Hocam bu dönemde sıkıntılı bir dönem, tekrar edelim, çocuklar için de zor olan bir dönem. Sürekli ekran karşısındalar, sürekli çalışmak zorundalar. Ne gibi tavsiyeleriniz var öğrenci kardeşlerimize? Nasıl çalışabilirler? Neleri önerirsiniz daha çok? Hocam öncelikle iç disiplininizi bizim bir geliştirmemiz gerekiyor. Yani biraz önce söylediğiniz gibi iç disiplin dediğimiz olay sorumlulukları yavaş yavaş bireylere, yani birey dediğimiz öğrencilere aktarmamız gerekiyor. Öğrencilerin ilgi ve alakalarını çekmemiz gerekiyor. Mesela online ders yarın itibariyle tekrar var ya da EBA'daki dersler var. Ailelerin ders programını öğrenip, örneklendiriyorum, bir fizik dersi ya da fen bilimleri dersi. Burada yarın dersin ne diye çocuğumuza sorduğu zaman mesela fizik. Fizik dersinde güneşin ısısı mı var, sıcaklığı mı var tarzında öğrenciye bir soru sorduğumuz zaman burada öğrenme isteği ortaya çıkacaktır. İster istemez o dersi dinlemek istemiyorsa bile, ya annem babam bana bu soruyu sormuştu, benim bunu öğrenmem gerekiyor tarzında kendisinde bir disiplin geliştirmiş olacak. Bu şekilde yavaş yavaş aktarabiliriz. Aslında şu an temel problemimiz bizim ders çalışmamak. Yani asıl mevzumuza da gelelim. Online eğitimini artık bir şekilde eleştiremiyoruz. Çünkü iki türlü eğitim yapabiliriz. Enes Hocam, burada yapacağımız üçüncü bir alternatif yok. Ya online eğitime devam ediyoruz ya okullarımızı açıp devam edeceğiz. Okullarımızı da açmak için insanlarımızın, bireylerin maskelerini takıp üç kurala uyması gerekiyor. Okullarımız açıldığı takdirde zaten bu tarzdaki problemleri yaşamamış olacağız. Ama biz şunu görmüş olduk pandemi süreciyle. Biz çocuklarımızı bazen yanlış eğitiyoruz. Nasıl yanlış eğitiyoruz? İşte çocuklarımıza sorumluluk hissiyatı vermeyerek, çocuklarımızı bireysel olarak anne babaların takip etmesiyle çocuklarımıza bir açık alan bırakmamış olduk. Şimdi sadece sınav grubu olarak değil, genel olarak öğrenci kitlesi şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Çalışmak istiyorum ama ders çalışamıyorum. Yani bu büyük bir problem aslında. Ya da nasıl çalışacağını bilmiyor. Şimdi çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum olgusunun altında birçok sebep yatıyor aslında. Yani neden çalışamıyorsun? Şimdi şöyle bir olgu var. YouTube'dan bir video izlediğimizi düşünelim ya da sosyal medyadan, farklı bir alanlardan video izliyoruz Enes Hocam ama geri dönütünü hemen alıyoruz. 5 dakikalık bir video olsun veya 10 dakikalık bir video olsun, ya gülüyoruz ya ağlıyoruz ya da yorumsuz kalıyoruz. Yani anında geri dönütünü alabiliyoruz. Ama ders çalıştığımız zaman öğrenciler olarak, hatta yeri geliyor bizler de anında çalışma ve anında geri dönüt istiyoruz. 6 saat ders çalışan bir öğrencimiz şunu söylüyor. Ben hemen çalıştım ama ertesi gün deneme sınavı yaptığımda ya da soru çözdüğüm zaman bunun geri dönütünü alamadım. Geri dönütünü alamadığım şey için ben tekrar tekrar neden uğraşayım diye biz hızlı hareket ediyoruz. Ama aslında bunun altında yatan sebep, biz bu kadar hızlı hareket etmeyip çocuklarımıza şunu öğretirsek, bizler ne kadar emek verirsek bu emeğin karşılığını illaki dönem dönem alacağız. Mesela şöyle örneklendirebiliriz. Bir tarlamız var. Sizin bir tarlanız olsun. Ben de tarlada çalışan bir işçiyim. Tarlada çalıştıktan sonra gün sonunda siz bana belli bir yevmiye usulü paramı verirsiniz. Ve ben mutlu olurum o parayı aldığım için. Evime geri dönerim. Ama siz parayı ne zaman alacaksınız? Hasat zamanını alacaksınız. Şöyle bir karşılaştırma yapalım. En çok kim kazanacak? Siz kazanıyorsunuz. Evet. Neden? Tarla sahibi sizsiniz. İşte gençlerimize bizim bunu öğretmemiz lazım. Yani bir anda çok kazanmak istiyorsak, uzun vadeli kazanmak istiyorsak, ders çalışırken çalıştığımız dersin etkisini hemen göremeyiz. Çalıştığımız dersin etkisini bir gün sonra değil, belki bir hafta sonra veya iki ay sonra görebiliriz. Bunların da kendi içerisinde belli başlı sistematiği var. Hocam yani eğitim bir yatırımdır ve bir süreçtir. Onu anlıyoruz o zaman. Yani yatırımdır demek istememin sebebi şu. Çocukluk döneminden beri, ilkokuldan beri çocuk için ister istemez belirli bütçeler ayrılır, işte aileler evet. ceplerinden belirli paralar çıkarılır. Bunun gider olarak görülmemesi lazım aslında. Çünkü eğer
Çünkü sağlam bir yatırımdır eğitim. Mutlaka dönütünü alırsınız. Bunun siz belki maddi olarak almazsınız, manevi olarak alırsınız. İyi bir yatırımcının da, değil mi hocam, iyi yatırımlar da biraz sanki zamana yayılmalı. Yani evet, zamanla olan şeylerde bizde maalesef bu kesinlikle var. Çabuk kazanmayı, böyle hemen birden yapmayı da zaten seven bir milletiz. Hı hı. Zaten dolandırılmamızın temel nedeni de budur hocam. Şimdi farklı bir konudan da baktığımız zaman, biliyorsunuz bir tosuncuk vakası gerçekleşmişti ülkede. Burada dolandırılmanın temelinde yatan şey birden hızlı bir şekilde çok fazla para kazanabilmekti. Aynı mantığı eğitime baktığımızda da öğrencilerimizde de, velilerimizde de her şey hemen olsun. Evet. Yani gerekirse en çok parayı biz harcayalım ve bir an önce olsun. Maalesef bu bir süreç anladığım kadarıyla ve sabır ve azim ve çalışmayla ilerleyen bir süreçmiş gibi görülüyor hocam. Kesinlikle hocam, birkaç soru var. O sorular üzerinden de yine devam edeceğim. Öğrencilerin en çok yaşadığı problemlerden bir tanesi de odamı nasıl hazır hale getirmeliyim hocam? Kimileri işte boş bir odada çalışın, kafanızda dağıtacak hiçbir şey olmasın vesaire söylüyorlar. Bu aslında güzel de bir mesele. Hı-hı. Hocam. Bir öğrenci, her öğrencimizin çalışma odası yok. Yani herkes aynı şartlara sahip olamayabiliyor. Bir öğrenci çalışmaya nereden başlamalı hocam? Yani hocam, çalışmaya başladığımız zaman öncelikli olarak erteleme alışkanlığını, erteleme davranışını bir köşede bırakmamız lazım. Mesela sabah kalkıyoruz saat 8, kahvaltı yapalım, kahvaltı yaptıktan sonra çalışalım diyoruz. Daha sonra kahvaltımızı yapıyoruz, telefona gelen bildirimlere bir bakayım diyoruz. Telefona gelen bildirimlere bakıyoruz, daha sonra bir haber izleyeyim, haber izledikten sonra çalışmaya başlayayım diyoruz. Sürekli erteliyoruz aslında. Sürekli ertelemekten ziyade bizim aslında başarının gelmesi için bir mucize beklememize gerek yok. Ya da işte bir sihirli biri gelip değneğini bize dokundurduktan sonra bilgi akımı bize olmayacak. Bunu yapmamız için belli başlı süreçler var aslında. Bu en başta konuşmamın başında dediğim gibi kişi bireyseldir hocam. Kişi özeldir. Öğrenme şekli de farklıdır. Şöyle örneklendirelim. Siz yazarak öğrenebilirsiniz. Ben hem yazarak hem okuyarak öğrenebilirim. Başka biri hem yazıp hem okuyabilir hem de başkasına anlatıyormuşçasına zihinde daha hızlı kalabilir. Şurada mesela odamızdan bahsettik. İşte verimli ders çalışma yöntemlerine giriş yapalım hemen o zaman. Şimdi bizim belli başlı planlamalar yapmamız gerekiyor. Öncelikle oda. Ama odadan önce bizim ilk önce bir A4 kağıdına, herhangi bir kağıda bir soru işareti çizmemiz gerekiyor. Neden soru işareti çizmemiz gerekiyor? Öncelikle şu. Bizim sorumluluk bilincini elde etmemiz lazım. Sorumluluk bilincinden kastım şu. Bizim dış motivasyonumuz mu yüksek yoksa iç motivasyonumuz mu yüksek? Dış motivasyonumuz, ben bir öğrenci olarak kabul edin. Siz bana diyorsunuz ki Cevdet ders çalış. Cevdet şu kadar çalış, Cevdet 250 soru çöz, geleceğini kurtarmak için ders çalışmalısın gibi beni yönlendiriyorsunuz. Siz bana dıştan bir motivasyon yüklüyorsunuz. Ama bu bende belki bir gün gider, belki iki gün gider. Ama kendi içsel motivasyonumu arttırırsam, mesela bir ödev yaparken, bir soru çözerken şuna dikkat edersem, ben bunu öğrenmek için yapıyorum, ben buna meraklıyım, bunun bana faydası şu noktalarda olacak. O yüzden ilk önce yapmamız gereken şey bir soru işareti. Ben hep bunu söylüyorum. Bu soru işaretinin altını doldurmamız gerekiyor. Neden ders çalışmamız lazım? Ders çalıştıktan sonra bizim ilerleyen süreçlerde ne gibi karşımıza faydaları olacak, bunu öğrenmemiz lazım. Bunu bir öğrendikten sonra bunu çalışma ortamımızı hazırlayacağımızda karşımıza bir motivasyon kaynağı olarak asabiliriz. Her bıraktığımızda bunun önüne geçmemiz mümkün. Şimdi çalışma masasından bahsettik. Herkesin bireysel bir odası olmayabilir ama kendisine bir köşe seçebilir. Evet. Şöyle söyleyelim. Şimdi yatakta değil, değil mi sonuçta? Tabii. Yani ilk önce öğrenmemiz gereken en önemli noktalardan biri sandalyede oturabilmek zaten. Yani şöyle söyleyelim. Size 10 kilometre koşmanızı söylüyorum ama direkt 10 kilometre koşamazsınız hocam. Yavaş yavaş koşmanız gerekiyor. Neden? Çünkü vücudunuzu alıştırmanız gerekiyor. İşte biz zihnimizi alıştırmadan da saatlerce ders çalışamayız. Yani kapalı bir ortamımız olması yeterli. Birazcık sessiz olması yeterli. Odağımızı dağıtmayacak derecede. Ve yapmamız gereken en önemli şeylerden biri masanın üzerindeki dikkatimizi dağıtacak birçok materyali kaldırabiliriz. Odamızın çok iyi ışık alması lazım. Bazen şöyle öğrencilerimizle konuşuyoruz mesela. Tam lamba tepede.
tepede olduğu için masaya geliyoruz. Masaya geldiğimizde gölgemiz yansıyor. Gölgemiz yansıdığı zaman bu bizim dikkatimizi çok çabuk rahat yani dağıtabilir. O yüzden ışığı çok güzel ayarlamamız lazım. Ve ders çalıştığımız ortamda çalışacağımız bütün ders kitaplarının olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü belli bir plan program yapıyoruz. O plan programı tam canımız sıkıldığı zaman gözümüz kolay bir derse kaçıyor. Ya da çok iyi yapabildiğimiz bir derse kaçıyor. Örneklendirelim tarih. Ya fizik bir köşede dursun da ben tarih çalışayım, fiziğe sonra dönerim. Ne oldu? Çizdiğimiz yoldan sapmış olduk ve tarih dersini çalıştık. Öncelikli olarak bizim bu sandalyeye oturup ortamımızı çok iyi bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. En başta bizim düşmanımız olan telefon, bilgisayar gibi dikkatimizi dağıtacak şeyleri masamızın üzerinde bulunmaması gerekiyor. Çünkü ister istemez şu an sizin de ya da benim de aklımızın bir köşesinden telefonlarımız geçiyordur. Evet. Acaba biri aradı mı? İşte belli sosyal medyalardan bir bildirim geldi mi diye buna bakmak istiyoruz. Bu öğrencilerde daha fazla oluyor. Konuşmanın başında ne demiştik? Dönütünü hızlı aldığımız şeyler bizim ilgi ve alakamızı çekiyordu. Şimdi sosyal medyada bizler neden fotoğraf paylaşıyoruz? Kaç tane like alacak diye paylaşıyoruz. Fotoğraf paylaşıyoruz, sonra ders çalışmaya başlıyoruz. Çalışamayız Enes Hocam. Yani kaç kişi beğendi, nasıl beğendi, hangi yorumları yapacağız diye beklediğimizden dolayı o telefon bizim dikkatimizi sürekli olarak dağıtacaktır. Hocam dediğiniz yine noktalardan aklıma takılan birkaç nokta var. Yani aklıma takılan derken örneklendirmek istiyorum. Çalışma metot ve yöntemleri bence çok çok kıymetli dediğiniz noktalar. Çünkü bir sistematiği olmayan, belirli bir disiplin halinde ilerlemeyen çalışmalar, çocuk belki çok zekidir ancak belki bir aşamada, ama onun dışında hepimiz aynı zeka ve kabiliyete sahip değiliz. Evet. Ve hepimiz temel eğitimimizin işte 9. sınıftan beri sıkı tutmamış olabiliriz. Hocam aklıma şey geldi, yani oturmak vesaire deyince Süleymaniye Camii'ye gittiyseniz İstanbul'da caminin pencereleri çok büyüktür ve çalışma alanları vardır. Yani eski Osmanlı usulü camilerin birçoğunda orada ders çalıştıklarını, ezber verdiklerini vesaire söylerler. Çok güzel ışık alır ve geniş bir alan. Dizlerinin üzerine çöküp çalışma yöntemlerinden bir tanesi. Yine hocanın karşısında diz kırıp oturmak. Hocam belirli bir sistematik aslında geçmişte kültürümüzde var. Var. Bize bazı noktalar veriliyor. Biz bu noktaları kendimizi modern hale getirerek, sandalyeye evirerek bir şekilde devam ettirmeliymişiz gibi geldi aklıma. Bir diğer nokta da tüm ders kitaplarının koyulması benim aklıma. Bizim okuma kulüplerinde bu tarz obur öğrencilerimiz vardır. Obur okur deriz. Bütün kitapları alır. Ondan sonra yığar masasına. İşte hepsini okumak ister. O bir heyecan, ama birini alır. İşte ötekini alır derken hiçbirini okuyamadığını görürüz. Oysa bir tane kitabı alıp masasına koysa ve sadece onunla haşır neşir olsa belki de 3 güne bitirecek. 3 güne bitecek kitap oluyor size. Belki de bir aydır bitiremediği kitap haline geliyor. Aynı sistem demek ki anladığım kadarıyla ders çalışan öğrencide de maalesef ortaya çıkıyor hocam. Enes Hocam, burada biraz stratejik hareket etmemiz gerekiyor. Aslında bunlar bir silsile gibi birlikte devam ediyor. İlk olarak bizim söylemek istediğimiz nokta oturmayla alakalıydı. Şimdi o kadar rahat sandalyelerimiz var ki, yani tamam oturma düzenine sağlığımız açısından dikkat etmemiz gerekiyor ama şimdi evdeki koltuğumuz çok çok rahat. Ya da sınav ortamına gittiğimiz zaman ya da okullara gittiğimiz zaman o rahat konforu göremiyoruz. Göremediğimiz için evde tekrar ders çalıştığımızda dikkatimiz çok çabuk dağılabiliyor. Biz ilk oturma olayını hallettiğimiz zaman ikinci aşamaya geçmemiz gerekiyor. Hocam plan çok önemli. Yani biz bile derken işini eline almış insanlar olarak bir ajandamız vardır. Evet. Günlük hayatımızda neler yapacağımızı, bir hafta boyunca neler yapacağımızı sürekli olarak planlıyoruz. Öğrencilerimizin de bireylerimizin de yapması gereken şey, burada da aslında kişiden kişiye göre değişiyor. A öğrencisi günlük plan yapmayı severken B öğrencisi 2 günde bir plan yapabilir. Ama bizler şu olaya karşıyız aslında. Öğrencilerimizi çok sınırlandırmamamız gerekiyor plan yaparken. İşte sabah kaçta kalkacağı belli olsun, akşam kaçta yatacağı belli olsun. Belli aralıklarda verebilir kendine bir saat koyacağı aralıklar, ama saat 11 ile 12 arasında ben Türkçe dersine çalışacağım gibi bir saatlik bir ara verdiğimiz zaman biz orada aslında sıkıntıya girmiş oluyoruz. Neden? Bir saat aralıklarda
aralığına öğrencimizin ders çalışmasını sınırlandırıyoruz. Ama o ders belki 1 saat 10 dakika sürecek ya da 11'de değil de 11'i 5 geçe başlamış olacak. Yani buradaki temel problemlerimizden biri bizim plan yaparken burada sıkıntı yaşamamız. O yüzden plan yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Burada rahat davranmak çok önemli bir süreç. Rahat davranmaktan kastım gece yatmadan önce ertesi gün neler yapacağını tek tek ben yarın kalktığım zaman 3 blok derse çalışmak istiyorum. Bunlardan birisi fizik, kimya, biyoloji olabilir. Fizik, kimya, biyolojiden şu konulara çalışıp şu kaynaklardan bu kadar soru çözeceğim tarzında. Ama bakıyoruz ki dışarıdan da duyduğumuz öğrencilere şunu söylüyoruz. 250 soru çözmelisin. Bakın sınırı biz belirledik. 250 soru diye söyledik ki söylediğimiz yaş grubu sınırlandırmayı sevmeyen bir yaş grubu. 250 soruyu hangi kaynaktan çözecek? Biz bunu bilmiyoruz. Yani şu an piyasada zorlu kaynaklar da var, kolay kaynaklar da var. Bu sefer öğrenciler için kolayına kaçtığı için ne yapıyor? En kolay kaynaklardan soruların özüne inmeden hızlı hızlı soru çözüyor. Bu sefer ben 250 soruya ulaştım. Yani soru sayısından ziyade bizim burada koymuş olduğumuz yerel hedefler dediğimiz konu bitirme veya iki tane soru bankasından soru portföyü bitirme. Yani biz bu alanlarda öğrencilerimize hedef koymayı öğretirsek daha başarılı bir hale geleceklerdir. İkinci olayımız aslında bizim hedef. Yani her şey sırayla gidiyor farkındaysanız. Yani bir oturmayı öğrendik. İkincisi o masayı kullanmayı öğrendik. Masada en az yarım saat oturabilmeyi öğrendik. Daha sonra bir gün öncesinden yapmış olduğumuz çalışma programını ertesi gün uygulamayı öğrenmiş olduk. Sözü size bırakayım. Buradan sonra devam edeceğim zaten. Hocam şöyle aklıma şey geldi. Gerçekten Konya'da ve Türkiye'de derece yapan öğrencilerle de çalıştınız açıkçası. Evet. Şimdi onlar birden gözümün önünde canlanmaya başladı. Bizle beraber çalıştığımız için. Bu derece yapan öğrencilerin takiplerini de şu an siz de hayal ediyorsunuzdur. O süreçleri bu çocuklar nasıl yaşadılar? Yani 1, 2, 3 değil. Bir sürü öğrenciden bahsediyorum. O çocukların o süreçlerini hatırladığınızda bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Yani bu çocuklar bu genel olarak işte 5, 6, 10 öğrenci hiç fark etmez. Türkiye'de iyi üniversitelere giden öğrencilerin gerçekten 2 senedir, 3 senedir hatta takiplerini çok sıkı ilerletiyorsunuz. Bu süreçte onları şöyle düşündüğünüzde bunları tam olarak uyguladılar mı? Nerelerde çok fazla hata yaptılar? Çünkü buradan hareketle diğerlerine de bir mesaj da vermiş olacağız aslında. Hocam aslında bizlerin söylemiş olduğu her şeyi birebir uyguladılar. Bu birebirden kastım. Öncelikle şuna takılmadılar. 50 netle başlayabilir 120 soru üzerinden ya da 60 netle başlayabilir. Önemli olan nokta kaçla başladığı değil aslında. Burada biraz konuyu ilerletmiş oluyoruz ama deneme sınavlarından sonra yapılacak en basit şey şudur hocam. Hangi konularda yanlış yaptığını birebir hani ajandadan bahsetmiştim ya ben ajanda takibini çok önemli buluyorum. Yani bütün öğrencilerim de istediğim tek şey ajandadır. Yani günlük misali oraya akademik anlamda neler yaptığını hangi konulardan eksiğini not alması gerekiyor. Bir öğrenci profili üzerinden örnek vereyim. Eksik konularını tek tek bir yere not aldı hocam. Not aldıktan sonra her deneme sınavının kendi bir altyapısı vardır. Şimdi deneme sınavı neden çözülür? Bir, konu eksiklerini görmek için çözebilirsin. Soru tipi görmek için çözebilirsin. Deneme sınavında kaygılandığın zaman veya stres yaptığın zaman bunu nasıl yöneteceğini görmek için çözebilirsin. Veya çözmek istediğimiz zaman yönetimini oluşturmak için sürem yetecek mi yetmeyecek mi tarzında deneme sınavlarının da aslında konuşabileceğimiz yarım saat bir saatlik dönemi olabilir. Deneme sınavlarından sonra öğrencilerimiz konu eksiklerini tek tek çıkartır. Ve o hafta veya iki haftaya yayarak bir acelemiz yok. Çünkü bir sene boyunca vaktimiz var. Yani erken kalkan yol alır deme sistemimiz ve sistematik hareket etme olgumuz bu. Konu eksiklerimizi tek tek yazdığımız zaman o hafta içerisinde o konuyu hallediyoruz. Hallettiğimiz takdirde ertesi hafta ya da ertesi gün deneme sınavına girdiğimizde acaba ben o konuyu yaptım mı yapamadım mı? Önceki denemede benim eksiğim neydi? Zaman yönetimiydi, dikkat hatasıydı, soru yanlışlarında yorum hatalarım vardı, yorum hataları yapıyor muyum, yapmıyor muyum bunlara dikkat ettik. Yani denemelerin hiçbirini atmadık mesela. Denemeleri tek tek saklayarak 5-6 denemede bir, belki de 10 denemede bir denemelerimizi açıp hangi sorularda nasıl dikkat hataları yaptık, nasıl yorum hataları yaptık, nasıl işlem hataları yaptık bunları tek tek analiz edip bu analiz doğrultusunda hareket ettik. Şimdi Enes hocam başarının
yüzde belki 60'ı konu çalışmak olabilir, ders çalışmak olabilir. Ama yüzde 40'lık ve en önemli kısım aslında yüzde 60'ı da götürebilecek kısım stratejidir. Yani ne kadar çok çalışırsak çalışalım, biz şimdi programa başladığımızın ilk anlarını yavaş yavaş unutmaya başlıyoruz. Yani zihnimiz ilk 20 dakikayı yavaş yavaş siliyor. Çünkü belli bir kapasiteye sahibiz. İşte sistemli bir şekilde çalışmadığımız takdirde biz yavaş yavaş bunları unutuyoruz. Eyvallah hocam. Kesinlikle dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Bir yöntemden sıralamasından bahsediyorduk. Bu arada ben onu bölmedim değil mi? Yani evet. Strateji sırayla gidiyorduk. Eğer devam edecekseniz buyurun oradan devam edelim. Çünkü ardından benim başka bir sorum olacak. Güzel bir soru sizi bekliyor hocam. Buyurun. Hocam ilk önce tekrarlayalım. İşte oturduk, ders çalışmaya başladık. Bir gün öncesinden planladık. Ve saati geçirmememiz gerekiyor hocam. Moda mod. Yani bunu online eğitime de uyarlayabiliriz. Okulda dersler kaçta başlıyordu? 9-9.30 hiç fark etmez. Biz de kendi programımıza ne yazdıysak o saatte ders çalışmaya başlamamız gerekiyor. Evet. Gerekirse bir gün önceden anne ve babamızla, kardeşlerimizle bunu açık açık konuşabiliriz. Bakın ben ders çalışmaya başladım ve düzenli olarak ilerlemeyi düşünüyorum. Benim odaklanmam için sessiz bir ortamın olması gerekiyor. Lütfen ben şu saatler arası ders çalışacağım, beni rahatsız etmeyin tarzında aile içerisinde hem karşılıklı diyalog geliştirmek hem de sorumluluk sahibi olabilmek için bunu aktaracak. Biz o programı uygulamaya başladıktan sonra burada önemli olan nokta, hocam yanlışlarımızı hiçbir zaman unutmayız. Yani size hayatınızda iyilik yapan insanları belki tek tük unutmuş olabilirsiniz. Evet. Ama hayatta yanlış yapmış olduğunuz şeyleri kolay kolay unutmazsınız. Bu insanın karakterinde de vardır aslında. Aynı yanlışa bir daha düşmemek için yanlışlarımızı unutmayız. Ders çalıştığımız zaman yanlış yaptığımız sorular çok önemli. Şimdi o gün 100 soru da çözseniz, 1000 soru da çözseniz, yanlış yaptığınız soruları bir eğitimciye sormadığınız takdirde, soruları çözerken stratejinizi bir eğitimciye sormadığınız takdirde yine aynı şeylere devam etmiş olacaksınız. Düşünün 100 soru çözdünüz, ders çalıştınız. Bunu pekiştirmek için 100 soru çözüyoruz. 20'si yanlış. Tamam 80 soru bana yeter diyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ama sınav da o 20 sorudan geliyor. Ya da bir ay sonra tekrar o konuya çalışacağınız zaman 20 soru yanlış yaptınız, o 20 soru karşınıza çıkıyor. Bu sefer tamamen moralimiz bozuluyor. Evet. Ya ben bu konuya çalışmıştım yine yanlış yaptım. Bizim doğrulardan ziyade yanlışlara adapte olmamız ve yanlışların üzerine gitmemiz gerekiyor. Eyvallah hocam. Metotları böylece sonlandırmış olalım. Benim ayrıca ekstra bir sorum olacak. Özellikle şu son günlerde biliyorsunuz. Bakanlığın açıkladığı bir mesele oldu. Dedi ki tüm müfredattan öğrenciler sınavda sorumludur. Bu aslında olumlu mu yansıyacak, olumsuz mu öğrencilerde, velilerde bununla alakalı kafa karışıklığı da var. Yani acaba şimdi mezun öğrencilerimiz şunu diyor, çok iyi oldu zaten biz bunlara çalışıyorduk. Bazıları da diyor ki ya keşke olmasaydı. Hocam sizin düşünceniz nedir bu konuyla alakalı? Hocam ÖSYM geçen sene Mart ayından sonra şöyle bir açıklama yaptı. İkinci dönem konularını kaldırdı. Hı hı. İkinci dönem konuları dediğimiz yani 12. sınıfın belli başlı belirleyici konuları vardır. Bunlar nelerdir? İşte türev integral gibi, modern fizik gibi konulardır. Hı hı. Bunlar aslında sınavın ölçme değerlendirme noktasında belirleyiciliğini ortaya koyan bir soru tipleridir. Hı hı. Şimdi konuların az olması öğrencilerin kârına gibi görünüyor. Yani öğrencilerin biraz da yapabilirliği fazla gibi oluyor ama herkes yapıyor. Şimdi baktığımız zaman tam olarak sayısal örneklendiremeyeceğim ama mesela 490 puan üzeri en son verilerden bahsediyorum. Geçmiş yıllarda 15 bin öğrenci varken bu sene bu 25 bin öğrenci sayısına çıkıyor. Neden? Çünkü yapılabilirlik oranı arttı. Bir sorunun binlerce hatta on binlerce kişinin oynattığını gördük. Yani aynı puan aralığında öğrencilerimiz var. Mesela biri 17 bin, biri de 18 bininci sıralamadaydı. Ve aralarındaki işte katsayı farkını falan kaldırıyorum. Yani diyelim ki standart sapmaları da geçelim arada. Diyelim ki burada en temel nokta bir tane soru hocam 2000 kişi oynattığı dönemleri gördük. Ve alt gruplardan bahsediyorum. Bir tane soru da bir tane yanlış. Yani 0.25'ten bahsediyorum. 2000-3000 oynattı öğrencilerimizi. O yüzden konuların kaldırılmaması
çok doğru bir karar olacaktır ki eğer ki EBA geliştirilecek ve bu çocuklarımıza bu konuları tamamıyla anlatılabilecekse yani sınavı kolay sormak bir çözüm değil. Konuları kaldırmak bir çözüm değil çünkü yaklaşık olarak 2,5 milyon öğrencimiz bu sınava giriyor. Yani artık eleyiciliğini o kadar arttırmamız gerekiyor ki ÖSYM artık sınavları elerken eskisi gibi net bilgi de sormuyor. Evet, biz muhakeme gücünü arttırıcı sorulara yöneldik. Yani son 2-3 yıldır Türkçe bandındaki sorular çok zor geliyor mesela. Öğrencilerin yoruma dayalı bilgisini ölçmek için zorlanıyor öğrenciler. Yani neden zorlanıyor? Çünkü ÖSYM de artık yığılmaların önüne geçmek istiyor. Bu yığılmaların önüne geçebilmemiz için bütün müfredattan öğrencilerimizin sorumlu olması gerekiyor. Eyvallah hocam. Zıtlık çağındayız aslında biraz. Eskiden yaptığımız işler uzun, çözdüğümüz sorular kısaydı. Yani çok çalışır, kısa sorularla karşılaşırdık. Şimdi ise hayatımızda hız var fakat sorular daha uzun ve daha yavaş olmayı da gerektiriyor gibi. Evet. Şimdi şöyle bir düşünüyorum, bu çocuklar, bazen de hak veriyorum hocam. Yani Instagram'da saniyelik videolar izleyenler, sosyal medyada çok kısa kısa metinler yazma sınırı olan öğrenciler, birbirleriyle çok fazla konuşma gereği olmayan, ailesiyle iletişim kurmayan öğrenciye muhakeme ile alakalı paragraf sorusu sormak güzel bir düşünce. Hı-hı. Ama dediğim gibi yani bu belki de eskiden olsa bu paragraf soruları çok daha rahat yapılabilirdi. Bununla alakalı bir örnek vereyim. 45 yaşlarında bir abimizle otururken sorular hakkında bahsediyor. Diyor ki ya inanın diyor geçen seneki diyor çıkan paragraflar bana o kadar kolay geldi ki diyor ya. Hani acaba çalışmadan da ben yapabilir miyim? Aslında burada şöyle bir mesele var. Belki yapar yapamaz. Onun bakış açısıyla hız çağındaki neslin ve gençliğin bakış açısı çok daha farklı. Onlar için paragraf bir iş. Okunması gereken ya da uzun sorular okunması gereken, çözülmesi gereken, mücadele edilmesi gereken bir canavar belki de. Aslında zamanla belki bundan birkaç sene sonraki öğrenciler için çok da kolaylaşacakmış gibi geliyor hocam. Hocam aslında gençlik olarak şu an sizin de bildiğiniz gibi okumuyoruz. Hı hı. Yani biz bunun çözüm yolu olarak şunu öneriyoruz mesela gençlerimize, öğrencilerimize. Her gün paragraf sorusu çözmeleri gerektiğini, belli bir süre sonra her gün felsefe sorusu çözmeleri gerektiğini, bunun akabinde her gün yeni nesil dediğimiz problem sorularını evet. zaman tutarak çözmesi gerektiğini söylüyoruz. Mesela yine ders çalışma yöntemlerine geleceğim. Şimdi ders çalışırken zaman yönetimi algısı oluşturabilmemiz için bizim işte yatakta değil bir masaya oturmamız gerektiğini söyledik. Aslında bu tek başına yeterli bir olgu değil. Telefon değil ama bir kronometre veya bir saati masanın üzerine koyup ders çalışırken süre tutmamız gerekiyor. Diyelim ki kimya dersinden veya sosyal bilgiler dersinden 50 tane soru çözeceğiz. Kendimize ilk aşamada 60 dakika verebiliriz. 60 dakikada 50 soruyu çözmeye çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte zihnimize zaman algısını da oluşturmamız gerekiyor. İleride bu sadece sınav sürecinde değil, hayatımızın birçok noktasında zaman algısı artık 21. yüzyılda zamanla yarışıyoruz. Birçok noktada zaman geçirecekken belli noktalara, belli saatlerde gitmemiz gerektiği için bizim şu an aslında öğrencileri hem sınava hazırlarken hem de zaman algısını onlara oluşturarak normal sosyal hayatlarında da faydalı olmaya çalışıyoruz. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Biz de yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Yine bir iki soru var ama bununla alakalı bilmiyorum süremiz yetmeyecek gibi. Hocam gerçekten çok çok önemli noktalara değindiniz. Özellikle metodlar, yöntemler, kafa yapımızın buna hazır olup olmaması benim için çok kıymetli bilgiler. Umarım izleyen velilerimiz, öğrencilerimiz de bundan faydalanmıştır. Bir nebze de olsun belki şu saatten sonra, şu günden itibaren ya da bu programı izledikten sonra inşallah kendilerine bir şey katarlar. Umudumuz o yönde. İnşallah söylediklerinizden azıcık da olsa faydalansalar belki çok işimize yarayacak. Aslında şöyle de bir şey var hocam. Ben de çok planlı bir insan değilim. Şöyle itirafta bulunayım kendi adıma. Çok planlı bir insan değilimdir ama bunu çok çalışarak kapatırım. Yani belki planlı olsam daha az çalışmam gerekebilecek. Düzenli ve disiplinli olsam. Bugün sanki günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de evet. bu. İkisini de kaçırıyoruz. Ne çok çalışıyoruz ne planımız var. Aslında hocam sürekli ders çalışırken yani muhtemelen programımız bitecek. Şunları da söyleyeyim. Öğrencilerimizin bir ajandası olsun. Yani dışarıdan da alabilirler. Bunun için hazırlanmış ajandalar da var. Daha sonra kendimiz bir A4 defteri bile olabilir. Buraya her gün ne yaptıklarını, ne yapacaklarını,
bakıp ben dün çalışmamışım. Evet. Bugün bu şekilde çalışabilirim. Özellikle eğer imkanları varsa bu noktada iş disiplini olmadığından bahsetmiştik. Otokontrolün bireysel takip yoluyla ilerleyebilirler. Çünkü önemli zaman içerisindeyiz. Ve odaklanmak çok önemli hocam. Yani şu an mesela biz sizinle konuşurken diyelim ki sağdan soldan ses gelebiliyor. Zihnimiz dokunduğu zaman daha sonra duyusal, işitsel birçok planda beynimiz birçok veriyi işliyor aslında ve zihnimizin arka planına geçiyor. Şimdi benim bilinçli zihnim dediğim, yani odaklanma dediğim, karanlıkta el fenerini tutarsınız belli bir noktaya ışıtır ya. Şu an mesela bilinçli zihnim sadece size odaklanmış durumda. O yüzden odaklanma dediğimiz olay da biraz da duygusal zihnimizle alakalı. O soru işaretlerinde kendimiz bireysel hedefler belirlerken lütfen gerçekçi hedefler belirleyelim. Bunun doğrultusunda ders çalışalım. Ama ben bunu bir çarka benzetiyorum her zaman. Yani çarkın bir dişlisi tutmadığı zaman boşa dönmüş olacak. Evet. Ne kadar çok çalışırsak çalışalım, sistematiğimiz olmazsa çalıştıklarımız boşa gitmiş olacak. Eyvallah hocam. Aklıma şey geldi. Siz yine bu sistematik ajanda vesaire deyince programı kapatmadan önce bir yine büyüğümüz, hani hepimiz söyleriz, iki günü bir olan ziyandadır. Evet. Hep daha fazla çalışmamız gerektiğini söylerdi ve çalışamadığınız, az çalıştığınız gün için masanızın yanına ya da duvarınıza şöyle siyah bir stickers ya da bir kağıt parçası koyun. O siyah sayısı arttıkça ne kadar ziyanda olduğunuzu da görebilirsiniz. Gözünüzün önünde bu canlanır ve kendinizi de kötü hissedersiniz belki demiştim. Dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Gerçekten çok çok faydalı bilgiler. Sevgili izleyenler, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hatta hocam son ekleyeceğiniz bir şeyler varsa buyurun, yoksa yavaş yavaş. Hocam geçelim. Öğrencilerimiz kendilerine bir sistem belirlesin ve bu sistem doğrultusunda hareket etsin. Öncelikle neden ders çalışmaları gerektiği noktasını kendileri inansın ve genel hedeflerden ziyade yavaş yavaş yerel hedeflerle ilerlersek daha faydalı olacaktır. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldınız, zaman ayırdınız ve faydalı olduğunuz için gerçekten. Çünkü çok çok kıymetli bilgiler. İnşallah izleyenlerimiz de, öğrencilerimiz de, velilerimiz de bundan faydalanmış, nasiplenmişlerdir. Ve inşallah sevgili gençler, her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi gider. İnşallah sorular hep bildiğiniz yerden, özellikle de çalıştığınız yerden çıkar diyelim. Hocam, soru soran bazı arkadaşlar vardı. Onlar da kusura bakmasın. İnşallah yine başka bir zamanda bu sorularınızı da, özellikle sınava yakın bir zamanda tekrardan cevaplandırmaya çalışacağız. İnşallah. Sevgili izleyenler, bir Sesli Düşünce programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi, Allah'tan bir mani gelmezse, tekrardan karşınızda olmayı umuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar efendim.